Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki okka olarak karşınızdayız. Bu videoda kendi arazimizi ve arazimiz üzerindeki beklentilerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ee, bildiğiniz üzere bizim ana hedefimiz sürdürülebilir bir yaşam alanı tasarlamak. Bu sürdürülebilir alanı nasıl tasarlayacağımız konusunda da destek aldığımız, referans aldığımız en büyük konu permakültür yaklaşımı. Permakültür bir arazinde etkili bir tasarım yapabilmek için o e, araziyle ilgili iyi bir gözlem yapmanızı ve bazı dilim analizlerini çıkarmanızı öncelikle size söylüyor. Biz de kendi arazimiz üzerinde bu dilim analizlerini çıkardık ve buna göre de e, mıntıkalara bölüp mıntıka tasarımlarını oluşturduk. Bu videoda bunları sizinle paylaşacağız. kültür analizlerine geçmeden önce size arazinin konumunun Google Earth üzerinden çıktısından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arazi aslında iki tane dağın arasında yer alıyor. Yine bazı fotoğraflarda da araziyi biraz daha iyi tanıyalım istiyorum sizle birlikte. Burada gördüğünüz fotoğraflarda arazinin belli mevsimlerdeki durumunu görüyorsunuz. Yine arazide belli bir eğim söz konusu. Bunu da bu fotoğrafta daha net görmeniz mümkün. Permakültür tasarımlarına geçmeden önce size dilim analizinden bahsetmek istiyorum. Dilim analizi arazinizi aslında nasıl kullanacağınızı size anlatan bir kılavuz niteliğinde. Şöyle düşünün. Arazinizin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini mevsimlere göre ya da hava olaylarına göre daha iyi anlamanızı sağlıyor. Öncelikli olarak güneş diliminden başlayacağız. Şimdi burada arazimizin güneş dilimine göre konumunu görüyorsunuz. Bizim arazimiz biraz biraz güneybatı yönüne doğru bakıyor. Burada 21 Haziran'da en dik açıyla geldiği açının zaman aralığını görüyorsunuz. Yine en yatay açıyla 21 Aralık'ta geldiği zaman dilimi de burada görülmekte. Bu kalan aralıktaki durum da diğer aylardaki durumunu aslında anlatıyor. Şimdi güneş diliminde siz şunu analiz edebilirsiniz, arazide evi nereye konumlandıracaksınız, yine güneş gören bitkiler istiyorsanız bu bitkiler arazinin acaba neresinde olmalı, yine bazı kış bitkileri ekmek istiyorsanız bu kış bitkileri güneşten faydalanacaksa belli aralıklarda bunları nereye ekmelisiniz, bunlar konusunda size yardımcı olabilecek bir nitelikte. İkinci dilim de rüzgar dilimi analizi. Bu rüzgar dilimi analizinde de bizim arazimizde gördüğünüz üzere hakim olan iki tane rüzgardan bahsedebiliriz. Biri kuzey rüzgarı, diğeri de güneyden esen bir rüzgar türü. Şimdi kuzey rüzgarını aslında arazinin içerisinde biz çok hissetmiyoruz. Bunun sebebi de arazimizin arka tarafından az önce size Google Earth'ten de gösterdiğim gibi bir dağ oluşumunun oluyor olması. Yine yine benzer sebeplerden dolayı güneyden esen rüzgarı da biz çok hissetmiyoruz. Ancak eğer bu rüzgarlar hakim olarak araziye etki etseydi şunu tasarlamak durumunda kalabilirsiniz. Örnek veriyorum bir sera yapacaksanız bu seranın yönünün rüzgarın ne tarafına doğru olması gerektiğini. Çünkü sera rüzgardan etkilenebilir. Yine eğer bir kış bahçesi yapacaksanız ve kışın esen rüzgarlardan etkilenecekse bu bahçe. Bunu araziye nasıl konumlandırmanız gerektiğiyle ilgili durumları önden bilmenizi sağlıyor. Diğer dilimimiz de sel dilimi. Burada demin de size gösterdiğim gibi bizim arazide eğim var. Doğal olarak bizim üzerimizdeki olan arazilerde de belli bir eğim söz konusu. Şu anda fındıklık olarak kullanılıyor olsa bile aşırı yağışlarda bizim arazimizde sel basma riski oluşabilir. Bunu engellemek için burada kahverengiyle gördüğünüz şekilde bir hendek yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde eğer yağış olursa arazi sel riskine karşı önlem almış olacak aslında. Bir diğer dilim analizimiz de yangın dilimi. Burada da arazinin aslında hep böyle gördüğünüz fotoğraflarda da belli bir yeşillik hakim olarak görünüyor olsa bile tabii ki de yazın belli sıcaklıkların üzerinde çalıların çok kuruduğunu, yine yerdeki otların oldukça kuru olduğunu söylemek mümkün. Buna karşı da önlem almak gerekiyor. Burada yine geç tutuşan çalılarla ya da yine geç tutuşan ağaçlarla bu sınır hattını koruyarak yine yangından da araziyi koruyabiliyoruz. Gürültü dilimine gelelim. Gürültü dilimde aslında şehirlerden oldukça gürültü durumuna karşı önlem alamayacak şekilde çok aslında alışığız. yani gürültüden kurtulamıyorsunuz maalesef. Ancak bunu arazide nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili bir analiz sağlamanızı sebep oluyor bu. Bizim arazimizin önünde bir yol geçiyor. Şu anda çok aktif olarak kullanılmıyor olsa bile zamanla kullanılabilir. Yine yan tarafımızda bir komşumuz var. Ondan gelebilecek bir gürültü durumu da oluşabilir. Burada gürültü önleyici bazı unsurları yine kullanarak bu gürültüyü alanın içine daha az getirecek şekilde bazı çözümler üretiyor olacağız. Bunları yine ilerleyen aşamada size uygulamaları yaptıkça da gösteriyor olacağız. Şimdi sadece aklınızda böyle bir aslında bir resim oluşsun istiyoruz biz. O yüzden size böyle hızlıca anlatmaya çalışıyorum ben de. Bir diğer durumda deminki aslında sel dilim analizine de aslında göndermede bulunan heyelan dilim analizi çünkü eğer bir bölgede sel riski varsa o toprak çok fazla yağış aldığı için yine toprağın tutuculuğu da düşüyor bundan dolayı da heyelan riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz bunu engellemek için de yine bu heyelanı engelleyici toprak tutucu ağaçları bu alanda yani köşelerde konumlandırarak toprağı tutmanıza yardımcı oluyor bu durum. Bir diğer analizimiz de manzara dilim analizi. Şimdi burada iki tane durum söz konusu. Yani bir şeyin en başta bahsettiğim gibi hem olumlu hem de olumsuz yanlarını konuşmalıyız. Öncelikle size olumsuz durumdan bahsedeyim. Şimdi almış olduğunuz arazi sizin hoşunuza gitmeyen bir manzarayı görüyor olabilir. Bu durumda siz eğer bu durumdan hoşlanmıyorsanız bu arazide bu manzarayı önleyici bazı şeyler yapmak isteyeceksinizdir. İşte bunu doğal yöntemlerle yani ağaçlar ekerek ya da peyzaj unsurlarını bu yönde iyileştirerek sağlıyor olabilirsiniz. Yani aslında burada manzaranızı bu yönde kapatıcı şekilde bazı önlemler alacaksınız. Eğer manzaranız örnek veriyorum bizdeki gibi daha böyle düzgün, direkt doğayı gören bir manzara ise ve bu sizi rahatsız etmiyorsa bunu görmek o zaman da bu manzarayı kapatmayıcı şekilde e, hareket etmenizi, düşünmenizi sağlıyor bu dilim analizi. Şimdi bundan sonraki durumlarda da yine permakültürün ikinci önemli ana konusu olan mıntıkalara geçeceğiz. Bunları da sizin için halil anlatıyor olacak. Sürdürülebilir bir yaşam alanı tasarlarken arazi içerisindeki tasarımlarınız çok önemli. Bunlar arasında olabildiğince çoklu fayda sağlayacak ilişki kurmanız gerekiyor. O yüzden de mıntıkalara bölüp bazı mıntıkaları hem kullanım açısından hem de fonksiyonelite açısından bazı özellikler kazandırmanız gerekiyor. Bizim arazimiz çok büyük olmadığı için biz burayı aslında 4 mıntıkaya bölmüş görünsek de bunu iki mıntıka olarak düşünebilirsiniz. Mıntıka 0'da ev olacak ve bu arazinin daha çok arka tarafına konumlandırılmış durumda. İşte rüzgarı, güneşi daha rahat e, yönetebilmemiz için burada konumlandırdık bunu. Yine gürültü gibi olaylardan da olabildiğince uzaklaşmak için... ...mıntıka 0 arkada konumlandı. Mıntıka 1'de ise atölye ve otopark gibi şeyleri konumlandırmayı planlıyoruz. Ve o yüzden oraya yola yakın alanda bunları tasarlamak daha doğru geldi bize. E, diğer tarafsa yani mıntıka 2 ve 3'te... ...daha çok gıda ile ilgili, tarımla ilgili alanları planlıyor olacağız. Mıntıka 2 gün içerisinde çok fazla ziyaret ettiğimiz sera gibi işte tavuk kümesi gibi ögelerin bulunduğu bölüm olacak. Mıntıka 3 de e, daha çok bitki yatakları ve meyve ağaçlarının bulunduğu bölüm olacak. İsterseniz şimdi hızlıca bu mıntıkaların içerisinde neler var birazcık da onlara bakalım. Mıntıka 0 bildiğiniz üzere evin bulunduğu ana yaşam alanının olduğu yer. Dolayısıyla burada ev olacak. Bu evin sürdürülebilir olması için kendi enerjisini üretebiliyor olması lazım. O yüzden olabildiğince biz güneş enerjisinden faydalanmayı planlıyoruz. Yine çatıdan yağmur suyunu toplayıp bunu da ger gerek peyzajda gerekse bina içerisinde kullanmaya çalışacağız. Evin içinden çıkan bütün atıkları da e, olabildiğince organik atıkların tamamını e, parmakültür yaklaşımıyla komposta çeviriyor olsak da bazı geri dönüşüm ögelerini burada ayrıştırmayı planlıyoruz. Ee, şimdi bizim evimiz güney cepheye dönük olduğu için evin ön tarafı çok sıcak ve güneş alıyor olacak. Dolayısıyla yazın bir arka bahçe ihtiyacımız olacağını düşündük. O yüzden evin arkasında bir arka bahçe tasarımı olacak. Ve burada e, asma çardakları yani bir çardak alanı ve böyle gölgede yetişen bitkileri konumlandırdığımız bir bölüm yapmayı planlıyoruz. Yine eve yakın bir yerde mutfakla da iletişimi kolay olan bahara spiralini konumlandıracağız. Şimdi evin ön tarafında güneş diliminden bahsettiğimiz üzere güneşlenmeyi çok engellememek için çok fazla ağaç vesaire de istemiyoruz. Aynı zamanda buraya bunları koymamamızın sebebi manzaramızı da kapatmaması. O yüzden binanın ön tarafında daha çok böyle kuru peyzajla bu işleri çözmek istiyoruz. O yüzden burada bir zen bahçesi fikriyle bunu daha da anlamlı bir hale getirmeye çalışacağız. Belki sadece bir tane bir anıt ağaçla. Gölgelik bir alan yaratmış olabiliriz. İşte dışarıda oturmak için de belki ona yakın bir yerde ateş çukuru. Ve yine evin dışında bir barbekü, fırın e, gibi bir alan tasarlamak gerekecek. Burada evin birazcık bizim ihtiyaçlarımıza göre detayını inersek. Biz evi iki kat olarak planladık. E, hem araziden e, de kazanmak için yani çok fazla yere inşaat yapmamak için. iki katlı bir ev bizim ihtiyaçlarımızı daha rahat sağlayacak. E, burada da. İki katı e, şu şekilde ayırdık. Gündüz yaşama ve gece yaşamı olarak Birinci katta mutfak, salon ve çalışma odası bulunacak. İkinci katta ise yatak odalarının bulunacağı bir tasarım e, hedefimiz var. E, bunları zaten ev kısmında size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız. Şimdi mıntıka 1'e geçtiğimizde burada dediğim gibi o garaj ve atölye olacak. Bu atölyenin içerisinde de işte konserve üretimi, buna benzeyen topraktan gelen ürünleri ya da dışarıdan aldığımız ürünleri işlediğimiz bir üretim alanı olmasını hedefliyoruz. Yine çok fazla meyve ve sebzelerle ilgili kurutma planımız olduğu için de burada bir kurutma odası tasarlamak istiyoruz. Bu kurutma odasını şöyle düşünün. Sineklerin ve güneşin çok direkt gelmediği, bunları kontrol edebildiğiniz küçük bir oda aslında. Çok büyük bir şey değil. Ama burada daha etkili bir kurutma yapabilmenizi sağlayacak bazı detaylar var. Bunları da hep beraber inceliyor olacağız yine. Eğer burada alanımız kalırsa da küçük bir oyun alanı ya da etkinlik alanı gibi bir alanı bu bölümde tasarlıyor olacağız. Mıntıka 2'ye geçersek burası ana öge aslında sera kısmı. Bu serada hem e, fidanlarımızı e, hem de kendi e, sebzelerimizi yetiştiriyor olacağız. Dolayısıyla bu sera alanı gün içerisinde çok fazla ziyaret ettiğimiz bir yer. E, yine bunun hemen yanında bir kümes olacak. Permakültürde bildiğiniz üzere tavuk Çoklu fayda sağlayan ögelerin başında geliyor, hem gübresinden, hem de toprağı eşelemesinden hem de işte yumurta gibi diğer şeylerinden dolayı tavuk olmazsa olmaz. Yine bu tavukları daha etkili ve organik olarak besleyebilmek için canlı yem ve çimlendirme odası gibi odalarda ürettiğimiz ürünlerle besliyor olacağız. Bu alanda çok fazla toprak içine ihtiyacımız olduğu için işte sıcak kompost, soğuk kompost. Bokashi kompostu ve solucan gübresi gibi alanları bu alanda olacak ve evle iletişimi yakın olacak bunların. Son mıntıkaya baktığımızda mıntıka 3'te daha çok bitki ve bitki yataklarını göreceğiz. Burada biz bazı yetiştirmek istediğimiz endemik türler var, tıbbi aromatik bitkiler var. Çalı meyveleri var. Meyve ağaçları olacak yine. Kışın yetiştirmeye planladığımız sebzeler için de tırtı seraları bu alanda konumlandırıyor olacağız. Arazi eğimde olduğu için belki buranın ortasında bir gölet e, oluşturarak etrafında bir mikro iklim yaratmaya da çalışmayı hedefliyoruz. Yine en alt kısımda yola yakın bir kısımda da burası içinde gerekli olan malç ve kompostlar için gerekli olan e, işte araziye dışarıdan gelecek olan e, diğer organik atıkları rahatça taşıyabileceğimiz ve bunları işleyebileceğimiz bir malç ve kompost alanı olacak. Aslında biraz sizlerle birlikte permakültüre de giriş yapmış olduk. Tabi ilerleyen aşamada uygulamalı olarak da bunları alanlarda nasıl tasarlayacağız, bunları da sizinle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki videoda da biraz evin tasarımını ve evle ilgili nelere karar verdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdilik burada bırakıyoruz o yüzden bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.